Abi dedin hani 4x4 bir araç mı yoksa kar lastiği takılmış bir B segmenti ya da A segmenti bir araç mı daha hani bu şartlarda daha sağlıklı olur diye sordu. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Karlı bir Samsun gününden hepinize merhabalar diliyoruz. Mükemmel bir manzara, mükemmel bir kar ortamı. Az çok tahmin etmişsinizdir. Efsane kasa Tuson'un kar performansını deneyeceğiz Sefa ile birlikte. Şöyle yürürken de göreceksiniz nasıl bir yerde olduğumuzu. Şimdi buradan Tuson'umuzla 4x4 Elite Plus Tuson'umuzla çıkacağız. Rampamız yukarı doğru. Kar ciddi ciddi manada kar var. Thank you.
Evet Sefa, güzel bir kar performansı yaşadığımızı düşünüyorum seninle. Güzel bir gün oldu benim için de. Hoş bir gün oldu. Sen de onay veriyorsun bir yandan. Güzel noktalara çıktık. Yani aslında bu bölgede bir deneme yaptık. Bölgedeki araçlardan dolayı riske girmemek adına daha güvenli bir alana geçtik. Samsun Üniversitesi dediğimiz Hasköy'ün yukarısındaki alana gittik. Samsun Üniversitesi'nin etrafında gezdik ki orası daha bakirmiş, daha güzelmiş. Bizim de işimize geldi aslında. Çünkü önümüzden kar körüme aracı gidiyordu oraya çıkarken. Biz onu da solladık. Abimize de bir selam çaktık. Sonra devam ettik. Samsun Üniversitesi'nin etrafındaki alandan, videoda izlediğiniz alanları gezdik. Ciddi ciddi zor şartlarda aslını sorarsanız. Sağlam bir kar vardı ve yeni de yağıyordu bir yandan. Hem dibinde buz olmuş bir zemin hem de üstünde yeni yağmış bir kar vardı. Oradan çok rahatlıkla geçtik Tucson'la. 4x4 Elite Plus aracımızla. Güzel bir kar performansı yaşadık. Güzel de bir anı oldu bizim için de. Sizlere de bir şeyleri göstermek istedik. Keyif alırsınız inşallah videoyu izlemekten. Sefa, bir soru sormuştun. Hani ona da bir ufaktan değinmek istiyorum. Demiştin ki bana, abi dedin, hani 4x4 bir araç mı? Yoksa kar lastiği takılmış bir B segmenti ya da A segmenti bir araç mı daha, hani bu şartlarda daha sağlıklı olur diye sordun. Şimdi şöyle cevap vermek istiyorum. Bu aslında bambaşka iki soru aslını sorarsa. Sonuç itibariyle bunu sana bir örnek verdim. Hoşuna gitti de abi, onu burada da söylersen sevinirim dedi. O örneği vermek istiyorum aslında. Çok güçlü bir adam olduğunuzu düşünün. Hani kas yığını bir adamsınız, çok güçlüsünüz. Dünyanın en güçlü adamısınız ama ayağınızda kösele ayakkabıyla buzlu bir zeminde koşmaya çalışıyorsunuz.
Yani ve yanınızdan da ayağında son model vakumlu birinci sınıf botları olan bir çocuk geçiyor ve koşarak size gülerek geçiyor gibi düşünün. İşte bu durumları yaşamamak adına bu iki soruyu ayırt edin birbirinden. Eğer yere tutunamazsanız aracınızın 4x4 olması, ne kadar güçlü olması hiçbir şey ifade etmez. Öncelikle tutunmak zorundasınız. Onun için de kar lastiği kesinlikle çok önemli. Bu bir. İkincisi, şartları eşitlediğinizde işte o zaman gücünüzü gösterme şansınız olabilir. O zaman Tucson 4x4 ile ve kar lastiği ile bizim çıktığımız rampaların daha da fazlasına çıkabilir ve de inebilirsiniz. Ama tabii bu söylediğime güvenerek kar lastiği takmış B segment araçlara da çok fazla güven vermeyelim. Siz yine de bir hani 4x4 bir araç ya da en azından Samsun gibi bir yerde yaşıyorsanız kar bitene kadar aracınıza binmeyin. Güvenli seyahatler diliyorum hepinize. Sefa, artık kapatmak istiyorum kardeşim. Çok üşüdüm çünkü. Yavaş yavaş geçelim. Yaptığımız kar performansı ile ilgili olumlu olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. Tabii bizi çok yermemek koşuluyla. Ama şöyle söyleyeyim. Sizin de eğer bir kar performansınız varsa videonuzu bize atabilirsiniz. Hani bizimle paylaşmak isteyebilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Beğenilerinizi mutlaka bekliyoruz. Abone olmayanların özellikle abone olmasını ve beğendikleri videonun da sevdikleriyle paylaşmalarını mutlaka istiyoruz. Ve diyoruz ki her zamanki gibi. Abone olan, beğenen, takip eden herkesin inşallah sıfır bir aracı olur, Hyundai'den olur, Camer Plus'dan olur. Ben otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, hoşça kalın.